Julius Robert Oppenheimer. Dünyanın en karmaşık fizik problemlerini kolaylıkla çözebilen bir bilim insanı. Vicdan sahibi, duyarlı ve nazik tabiatlı bir eş ve son olarak atom bombasının babası. Vicdanından diline dökülen kendi sözleriyle ölümün ta kendisine dönüşen bir adam. Hatta dünyaların yok edicisi. Oppenheimer'ın hikayesi de ailesinde başlamıştı. Baba Julius, Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde 5 parasızdı ve İngilizce dahi bilmiyordu. Buna rağmen 10 sene içinde servet sahibi olup ailesini Manhattan'daki lüks bir malikaneye taşımayı başarmıştı. Robert ve küçük kardeşi Frank, birbirleriyle kurdukları güçlü bağ ve bilim sevgisini bu evde edineceklerdi. Bunu anlaması güç değil çünkü bu çağda doğmuş olanlar için bilim, hayata değer katabilecek en önemli araçtı. Robert 1904 yılında dünyaya geldiğinde daha önce görülmemiş yükseklikte binalar yeni yeni inşa ediliyor ve elektrik gücüyle donatılıyordu. Atlı arabaların yerini otomobiller almış, telefonun icadıyla adeta yeni bir çağ başlamıştı. Örneğin babasının teşvikiyle gerçekleştirdiği ilk telefon konuşması 8 yaşındaki Robert için inanılmaz bir deneyim anlamına geliyordu. İşte Robert Oppenheimer'ın içine doğduğu cesur yeni dünyada böyle bir yerdi. Ve başkenti de New York'tu. Bir bilim insanının hikayesi için mükemmel bir başlangıç noktası. Ancak bu hikaye daha başından itibaren biraz ürperticiydi. Küçük Robert'in daha o yaşta Yunanca, Latince, Fransızca ve Almanca okuyup yazabildiğini fark eden öğretmenleri ve arkadaşları ondan hem biraz çekinmiş hem de ona karşı büyük bir saygı duymuşlardı. Oysa Robert daha fazla saygı ve takdir görme arzusundaydı. Zekası sayesinde sınıfları atlayarak geçerken İleride yaşayacağı büyük vicdan azabının temelleri de bu okulda, yani Ethical Culture Society School'da atılmış olmalıydı. Çünkü Robert, kibirli ve mesafeli bir çocuk olmasına rağmen, bu okulda aldığı derslerden biri de ahlak kuralları dersiydi. Ona bu dersi veren öğretmeni, öğrencisinin yüz binlerce insanı korkunç bir ateşle yakacağını bilse, herhalde büyük bir düş kırıklığı yaşardı. Ancak o zaman geldiğinde öğrencinin kendisi yani Robert de çok büyük fiziksel ve ruhsal acılar yaşayacaktı. İşte o anlardan biri. Genç Robert, mineralojiye yani mineralleri inceleyen bilim dalına büyük bir ilgi duyduğundan ailesiyle geçirdiği Avrupa tatilini fırsata dönüştürmek istiyordu. Tatile geldikleri Almanya'nın Rheinstahl şehri zengin mineral kaynaklarıyla bu iş için biçilmiş kaptandı.
Hayatına sığdıracağı pek çok düş kırıklıklarından biri Robert'i işte tam burada yakaladı. Korkunç ağrılara sebep olan bu hayal kırıklığının tıbbi adı ülseratif kolitti. Lise eğitimini olağandan hızlı tamamlamasına rağmen 16 değil de 18 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmesinin sebebi de bu hastalık oldu. Dünyanın en yalnız insanı olduğu anlamasının da sebebi aynı. Harvard Üniversitesi'ni yalnızca 3 senede bitiren Oppenheimer, soluğu Avrupa'da almış ve Cambridge Üniversitesi'nin fizik laboratuvarında kendisine iş bulmuştu. Ancak burada tutunamayarak kendisini kıta Avrupa'sına atması uzun sürmeyecekti. Oppenheimer laboratuvarı adeta yıkıp geçmişti ve bunun sebebi hayatı boyunca asla kabul etmediği şizofreniydi. ...1936 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bile komünizm bir tehdit değil, bir tür moda olarak görülmekteydi. Asla gazete okumayıp, radyo dinlemeyen, günlük siyasi pratikle hiçbir ilgisi olmayan, aileden zengin birinin de bu modaya uymaması beklenemezdi. Şöyle düşünün. Dünyanın en büyük ekonomik felaketi olan 1929 buhranını bile gerçekleştikten 6 ay sonra öğreniyorsunuz. Bütün o çöküşler, sefalet ve intiharlar hayatınıza bir anda giriveriyor. Ayrıca Avrupa'nın ortasında, İspanya'da faşistlerle komünistler arasında çıkan iç savaş, dünyadaki tüm ideolojileri daha da köşeli hale getiriyor. İşte tüm bu olağanüstü şartlar altında gerçek dünyayla tanışıyorsunuz. Oppenheimer da sevgilisi ve kardeşi aracılığıyla tanışmıştı bu dünyayla. İleride bu anıların bedelini fazlasıyla ödeyeceğini bilmeden o da yeni dünyadaki yerini aldı. Aralık 1942'de Japonya'nın Pearl Harbor kentine baskın yapmasıyla Amerika'da savaşa girmiş oldu. Savaş ilanı Amerikan halkına radyo yayınıyla bizzat Başkan Roosevelt tarafından duyuruldu. Amerika'nın savaşa girmesi halk tarafından coşkuyla karşılanırken Robert ve Frank Oppenheimer kardeşlerin hiç hoşuna gitmemişti. İşte bu Daniel Kivlis gibi tarihçilerin dediği, fizikçilerin savaşının başladığı andı. Bu doğru bir tespitti. Çünkü savaşın sonunu askerlerin yerine Robert Oppenheimer gibi fizikçilerin geliştirdiği süper bir silah getirecekti. Amerika Birleşik Devletleri savaş öncesinde de bu gücün varlığından haberdardı. Ancak Japon saldırısı sonucunda çalışmaları hızlandırmak şart olmuştu. Bu durum o ana kadar sadece birkaç bilim adamı ve yüksek rütbeli askerin haberdar olduğu çalışmaların daha fazla insan tarafından öğrenilmesi anlamına geliyordu. Ancak eğer işler Kor General Leslie Groves'a değil de başka bir askere kalmış olsaydı, Oppenheimer gibi bir komünist
çok gizli hükümet projelerini asla öğrenemezdi. Belki de casus ilan edilip ya hemen ülkeden kovulur ya da hapse atılırdı. Avrupa'dan kaçan Yahudi bilim insanlarından Edward Teller'a göre de olması gereken buydu. Çünkü ona göre Oppenheimer gibi biri bu iş için fazla yufka yürekliydi. Ancak Albert Einstein'ın referansı tüm olumsuz düşünceleri yerle bir etmeye yetti. Einstein bir pasifist olsa da nükleer silahlara ilk olarak Almanya ya da Japonya sahip olursa dünyanın başına neyin geleceğini çok iyi biliyordu. İşte böylelikle Dr. Oppenheimer da Manhattan projesinden haberdar edilmiş oldu. General Groves, bu tuhaf yaratılışlı genç akademisyenden etkilenince de projenin başına kendisini getirdi. Fakat odada bulunanlardan bir kişi bu durumu içine sindirememişti. Teller, zamanı geldiğinde Dr. Oppenheimer'la hesabını kapatacaktı. Ancak şimdi beraber yürütmeleri gereken bir proje vardı. Projeyi yürütecek tesisler Amerika Birleşik Devletleri içerisinde dağıtılmıştı. Örneğin Chicago Üniversitesi, Enrico Fermi'nin başkanlığında dünyanın ilk kontrollü zincirleme reaksiyonunu gerçekleştirmekle görevlendirilmişti. Daha güneyde, Tennessee'deki devasa fabrikalardaysa projenin sürdürülebilmesi için gerekli olan radyoaktif malzeme ayrıştırılıyordu. Güvenlik sebebiyle ülkenin dört bir yanındaki üretim tesisleri ve laboratuvarlar birbirlerinin ne yaptığından habersiz olsa da Robert Oppenheimer bizzat kendi seçtiği bir yere tüm bilim adamlarını toplamaya karar verdi. Burada herkes adeta bir toplama kampındaymışçasına aileleriyle beraber yaşayacak ve çalışacaktı. Burası yabancı olmadığı bir yerdi. Henüz çok gençken at sürüp geceleri ateş yaktığı New Mexico Los Alamos. Burada şimdi başka bir ateş yakacaktı. Belki de yüzlerce yıl söndürülemeyecek bir ateş. Projenin yürütüleceği tek merkez belli olmuştu. Şimdi sıra Oppenheimer'ın tüm Amerika'yı dolaşıp güvendiği fizikçileri buraya getirmesine kalmıştı. Tahtada gördükleriniz iki adet bomba tasarımı. Kod adları ise kullanım amaçlarına tezat oluşturacak sevimlilikte. Little Boy ve Fat Man, yani küçük çocuk ve şişman adam. İlk tasarım olan küçük çocuk, çalışacağından emin olunan model. Reaksiyonu başlatacak mekanizma, ateşli silahların çalışma prensibine benziyor. Basitçe bir uranyum mermisi yine bir uranyum kütlesine doğru ateşlenecek ve patlamayla sonuçlanacak olan reaksiyon başlayacak. Bomba patladığında etkisi 15 bin ton TNT'nin infilak etmesine eşit olacak. Şişman adamsa biraz daha farklı bir teknikle çalışıyor. Bu teknik küre şeklindeki subkritik plütonyumun etrafına sarılı konvansiyonel patlayıcıların infilak ettirilmesine dayanıyor. Patlayıcılar ateşlendiğinde ortaya çıkan şok dalgası, plütonyumu kritik kütlesine ulaşıncaya kadar sıkıştıracak ve reaksiyon böylelikle başlayacak. Bu reaksiyon sonucu ortaya çıkacak olan patlamadaysa, tam 20 bin ton TNT'nin patlamasına eşdeğer bir enerji açığa çıkacak. Bu teknik, diğerine göre daha karışık olduğundan, Amerika Birleşik Devletleri toprakları üzerinde denenecek olan bomba tasarımı da bu. Sonunda büyük bir katliama sebep olacaklarını bildikleri halde bu insanların böylesine sevinmesini yadırgamamak gerekir.
Çünkü nükleer yarışta Almanya galip gelirse neler olabileceğini hepsi biliyor. Peki Almanya gerçekten de tüm dünya için nükleer bir tehdit miydi? Bu sorunun cevabı net olarak hayır. Almanya'nın nükleer silah üretme kapasitesi ve niyeti olmadığı ortaya çıkınca Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım atması beklenebilirdi. Sonuçta bütün bu hazırlık aslında Nazi Almanya'sı için yapılmıştı. Almanya 6 Mayıs 1945'te kayıtsız şartsız teslim olacak olsa da Amerika Birleşik Devletleri kendisini şimdiden gelecekteki düşmanına hazırlıyordu. Sovyetler Birliği. Şu halde bu iki bombanın gücü öyle ya da böyle tüm dünyaya gösterilecekti. Peki atom bombasının patlatılacağı coğrafya Avrupa olmazsa neresi olabilirdi? Amaç Sovyetler Birliği'ne bir mesaj vermekse, sınırlarının çok yakın olduğu Japonya'nın bir ya da iki şehrini tam anlamıyla haritadan silmek işe yarardı. Karargâhtaki haritaların bile üzerini kapatacak kadar gizli olan bu niyet, Amerikan Başkanı Harry Truman'ın da aklındaydı ve başkanın emri uygulanacaktı. Katliamı engellemek ya da ertelemek isteyen kim olursa olsun. Bu denizaltının adı U-234. Onu insanoğlunun tarihinde çok özel kılansa korkunç bir ironiye kaynaklık edecek olmasıydı. Bu ironinin nedeni ise kargosunda gizliydi. Örneğin dünyanın ilk jet motorlu savaş uçaklarından ME-262 bu sandıklarda Japon mühendislerin incelemesine sunulacaktı. Yine kargo bölümündeki Henschel 293 planör bombaların da Pasifik Okyanusu'ndaki savaş seyrini değiştirmesi umuluyordu. Ancak kargo bölümünde jet uçakları ya da akıllı bombalardan çok daha tehlikeli olan bir yükü daha vardı. 550 kilogram uranyum. İşte bu kutuların içinde hem Almanya ve Japonya'nın son umutları hem de Oppenheimer ve ekibinin tam ihtiyacı olan malzeme bulunmaktaydı. Binbaşı Hideo Tomonaga ve binbaşı Soji Genzo, eski bir samuray geleneği olan seppuku'yu, daha meşhur ismiyle harekiri'yi icra etmeye hazırlanıyorlar. Bu, Japon askeri geleneklerine göre teslim olmanın yerine tercih edilen bir yöntem. Ancak Japon subaylar, bulundukları yerin bir denizaltı olması sebebiyle törensel intiharlarını kılıçla değil, denizaltındaki ilaçlarla gerçekleştirecekler. Çünkü içinde bulundukları denizaltı, 10 Mayıs 1945'te Amiral Karl Dönitz'in bütün Alman denizaltılarına gönderdiği teslim emrini aldı. Bu denizaltı da 4 gün sonra teslim olacak. Hem de gizli kargosu olan 550 kilogram uranyumla. Bu 550 kilogram uranyumdan üretilecek 3,5 kilogramlık U-235 izotopu
Japonya'ya atılacak atom bombalarının imalatında büyük rol oynayacak. Ancak hala bundan önce tamamlanması gereken bir test bulunmakta. Tam 7 saniye sonra insanoğlunun bu zamana kadar ürettiği en korkunç silah bilinen tarihte ilk kez aktif hale gelecek. Bu bombanın ışığı tam 3 eyaletten görüldü. Patlama sonrasında oluşan mantar şekilli bulut yerden 10 kilometre kadar yükseldi. Patlama noktasında 800 metre çapında bir krater oluştu. Ve daha geniş bir alanda bütün kumlar cama dönüştü. Bu an tanık olan herkesin asla unutamayacağı bir an. Çoğunluk emeklerinin karşılığını gördüğü için mutluyken aralarından bir kişinin hisleri çok daha farklı. Oppenheimer yıllar sonra o anda neler hissettiğini antik bir Hindu yazını olan Bhagavad Gita alıntısıyla açıklayacaktı. Şimdi ben ölümün kendisine dönüştüm. Dünyaları yok eden. ...6 Ağustos 1945... Hiroşima kentinde yaşayan 300 bin sivil ve bu kentte konuşlu 43 bin Japon askeri için güzel bir gündü. Hayat rutin bir şekilde akıp giderken bunlardan çok azı gökyüzünde kayan bir yıldız gibi pırıltıyla ilerleyen uçağı fark etti. Göz açıp kapatmaktan daha kısa sürede şehirdeki 70 bin bina ve 100 bin insan kelimenin tam anlamıyla yok oldu. Zavallı kurbanlardan bazılarının bedenleri o kadar ısıl radyasyona maruz kalmıştı ki arkalarında yalnızca gölgelerini bırakmışlardı. 3 gün sonra aynı dehşet şişman adam aracılığıyla Nagasaki kentine de yaşatılacaktı. Oppenheimer Beyaz Saray'a çıkıp bizzat başkanla görüşerek vicdanen çok rahatsız olduğunu ve bilim insanlarının ellerine kan bulaştığını söyledi. Ancak aldığı cevap, bu kanın başkanın ellerinde olduğu ve bütün sorumluluğunda ona ait olduğuydu. Böylelikle Dr. Oppenheimer, Başkan Truman'ın vicdan azabı çekecek bir insan olmadığına bizzat şahit olmuştu. Hatta başkana göre Amerika Birleşik Devletleri cephaneliğini, insanlık ya da başka bir ulvi amaç uğruna kısıtlamaya çalışan herkes vatan hainiydi. Komünist düşüncelerinden bir türlü kurtulamayan Dr. Oppenheimer ise devlete daha fazla zarar vermeden durdurulacaktı. ...1949 yılında Sovyetler Birliği kendi nükleer silahlarını test edince Amerikan hükümeti ve halkı dehşete düştü. Birileri Los Alamos'taki deneylerin içeriğini Sovyetler Birliği'ne iletmiş olmalıydı. Los Alamos'un tam kalbindeki bu köstebekse olsa olsa Dr. Oppenheimer olabilirdi. Hem Dr. Teller'dan alınan raporlar da bu doğrultudaydı. Böylelikle Dr. Oppenheimer'ın kariyeri de sonlanmış ve şüpheli biri olarak yine o eski büyük yalnızlığına mahkum kalmıştı. 18 Şubat 1967 tarihinde Princeton'daki evinde gırtlak kanseri sebebiyle hayatını kaybettiğinde ise arkasında ironilerle dolu bir hayat bıraktı. Teorik fizikçi olarak uygulamalı fiziğin en zor deneyini gerçekleştirmiş, barış yanlısı biri olarak dünyanın en korkunç silahını icat etmişti. Ününü borçlu olduğu silahın yasaklanması için çaba sarf etmişti. Yine de ölümün kendisi oldum diyerek kendisine haksızlık etmişti. Çünkü insanlık ölümün ne olduğunu arkadaşı ve ihbarcısı olan Dr. Edward Teller'dan öğrenecekti. Yani hidrojen bombasından. Teller'ın icadı olan bu bomba ilk atom bombasından tam 1000 kat daha güçlü. Ve ne yazık ki bu son bombayla insanlık kendi türünü bile dünyadan kazıyabileceğini fark etti.